Yolundan herkese merhaba. Her perşembe olduğu gibi Ekrem Dumanlı ile gündemi yorumlayacağız. Ekrem Bey, dün meclis açıldı. Tekrar işte siyasiler sahneye geldi. Artık bundan sonra bir sürü grup toplantıları vesaire dinleyeceğiz. Tokalaşmaydı, ayağa kalkmaydı. Bir sürü ayrıntısı var. Bugün de Erdoğan'la Bahçeli görüşecek. Sinan Teş davasından sonra ilk. Ama dün akşam Özgür Özel TV100 kanalında canlı yayın konuydu. Onun söyledikleri çok tartışılıyor. Dedi ki Ekrem İmamoğlu'nun yasayla alakalı olarak benim şahsi tahminim istinafta onaylanacak. Ama dosyayı Yargıtay'da bekletecekler ki CHP'de o mu aday olacak, şu mu aday olacak. Yani bir nevi bizim içimizi karıştırmak için böyle bir taktik güdecekler dedi mealen. Buna tepkiler var. Kimileri diyor ki kardeşim istinafta onaylanacak. Niye diyorsun? Sanki bunu satın almış oluyorsun gibi tepkiler de var ama zaten malum değil ama adam normal konuştu diyenler de var. Siz ne diyorsunuz? Bununla başlayalım. Ben biraz birinci şıkta söylediğiniz şeye katılıyorum. Yani öyle bir karar verilecek olsa bile, öyle bir duyum almış olsanız bile, öyle bir tahmininiz olsa bile artık Özgür Özel sıradan bir milletvekili değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Bu cümleyi sarf edemez, söyleyemez. Yani o böyle bir görevi yok. Faraza şöyle cümle kurabilir. Yani böyle bir şeye niyetlenebilirler, böyle bir şeyi arzu edebilirler, böyle bir şeyi planlamak isteyebilirler. Ancak biz buna razı değiliz falan filan gibi şeyler söylüyor. Ama benim tahminim artık benim derken sen sıradan bir milletvekili olmaktan çıktın. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanısın, ana muhalefet liderisin. En son yapılan seçimden başarıyla çıkmış bir partinin genel başkanısın. Yani istirafta benim kanaatim onaylayacaklar. Sen artık lambaları kapatıyorsun, ışıkları kapatıyorsun. Ondan sonra hadi yarın sabah görüşürüz deyip çekip gidiyorsun. Böyle bir şey bana göre şahsi kanaatim siyaseten doğru bir şey değil. Özgür Bey bunu farkında olarak mı söyledi, bir plana binaen mi söyledi onu bilemem. Ama düz bir şekilde ya söylediklerine baktığımda bir ana muhalefet partisi liderinin bunu satın alarak, teyit ederek, olacak diyerek, tahminde bulunarak ve böyle olacak ama asıl yapmak istedikleri şudur diye bir cümle kurmasını siyasi bir skandal olarak niteleyebilirim. Çünkü doğru değil. Öyle inansam bile öyle söylemek. Hani nasıl Bahçeli ona söylemiş ya, çok o da çok feci bir olay Levent Bey. Siz konuşmuşsunuzdur mutlaka. Yo, size de soracağım. Yani, Özgür Bey size bir şeyler söylüyoruz ama bu siyaseten ya, siyaseten söylenecek laflar vardır. Siyaseten, Türk siyaseti böyledir. Dünyada da buna benzer bir şey var ama bu kadar pespaye siyaset söylemi Türkiye'dedir. Bu pespaye söylem içinde bile sen Ekrem İmamoğlu'nun istinafta kararın onaylanacağını ve bir demokrasinin kılıcı gibi yukarıda tutulacağını söylememen lazım. Belki biraz önce ifade ettiğim gibi böyle bir ihtimal düşünülüyor, böyle şeyler iddia ediliyor, böyle şeyler konuşuluyor. Ama bu doğru değil, hukuki değil demek lazım. Sen benim kanaatim onanacak dediğinde bunu meşrulaştırmış oluyorsun. Bunu insanların kanıksamasına sebebiyet veriyorsun ve normalmiş gibi davranmasına sebebiyet veriyorsun. Bu doğru değil. Yani Amasya kamuoyunda zaten böyle bir algı da var. Şöyle de olamaz mı? Eğer yasak geldiği zaman ha işte bak Özgür Özel zaten bu kumpasa dikkat çekmişti, tamam bu planı uyguluyorlar diye de insanlara bir önden bir uyarı, haklı çıkma duygusu da olabilir. Bugün Antalya'daydı, Antalya ziyareti var. Orada şunu söyledi: ben hiçbir makama talip değilim, hevesim de yok. Kendisini Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili olarak benim tek bir amacım var. CHP'yi ilk genel seçimde iktidara taşımak. Israrla Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, böyle bir hevesi olmadığını söylüyor ama Türkiye'de bu işte siyaset, dün resepsiyonda da gördük. Artık şartlar oluşur, bir tek kendisinin adaylığı gelirse de buna hayır diyeceğini zannetmiyoruz. Sizce böyle bir içten içe ortam hazırlansın, şartlar olgunlaşsın, ben şimdiden ortaya çıkıp kendimi yıpratmama gerek yok diye de düşünebilir mi? Tabii ki siyasette herkes, maalesef Türkiye'de siyaset böyledir. Siyasette herkes, gidersin bir il başkanı, bir ilçe başkanı bile kendisine çok büyük hayaller kurabilir. Genel başkanlık hayali kurabilir. Bütün teşkilatların kendisine bağlanacağı bir makam. Hatta daha öte, bir eskiden vardı başbakanlık, cumhurbaşkanlığı bile gönlünün bir kenarında durabilir.
Ya siyasette şey budur. Normal siyasete yakın olmayan insanlar bunu anlamakta zorluk çekerler ama Türkiye'de siyasetin özünde, mahiyetinde böyle bir çılgınlık var. Ben yalnız Özgür Özel Bey'in biraz zayıf bir ekiple çalıştığı kanaatindeyim. Kötü niyetli olacağına ihtimal vermiyorum. Ama yaptığı hamlelerin biraz bazen çocuksu, bazen üzerinde çok düşünülmemiş, öncesiyle sonrasıyla hesabı yapılmamış bir program dahilinde konuştuğunu görüyorum. Mesela yani şu son 5-10 gün içerisinde yaptığı şeylere bakıyorum. Yani neredeyse Özgür Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin anahtarını Tayyip Erdoğan'a teslim etmeye çok hevesli bir görüntü çiziyor. En basitinden mesela Amerika'dayız biz. New York'ta neler olduğunu cümle alem duymasa bile biz her gün özellikle radyo yayınlarında, televizyon yayınlarında, hatta şimdi işler cumartesi şeyi vardır, komedisi vardır. Amerikalıların hep beraber oturup da yıllardır seyrettiği komediler, o komedilere bile aksedecek şekilde bir rüşvet davası konuşuluyor. Amerika'da New York'un belediye başkanının Türkiye'den bazı yetkililer tarafından rüşvetlendiği, para ve bir takım menfaatler karşılığında bazı işlerini hallettiklerini söylüyor. Şimdi burada hukuki bir mesele var. Bir iddianame var. Amerika'da savcılar iddianameyi bizdeki gibi sabahtan akşama yazmıyorlar. Aylarca sürüyor. FBI ta yanılmıyorsam 6 ay önce, 8 ay, belki 1 yıl önce telefonlarına el koymuştu belediye başkanı ve yakınlarının. Şimdi bu kadar uzun süredir yapılan bir araştırma, bir soruşturma ve sonra yazılan bir iddianame ve bütün Amerikan medyasının her gün üzerinde durduğu bir olayı Türk evinin önüne gidip de efendim adeta rüşvetin savunucunun yapıyor gibi konuşması, ki bu bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisine de sebebiyet verdi. Şöyle, Meclisteki tavrı da hakeza. Yani şimdi Özgür Özel bu dediklerinize cevap verdi. Dedi ki benim cümlelerimi kesiyorlar. Benim daha sonra söylediklerim var. Burası bir hukuk devleti. Kim suç işlemişse bedelini öder. Orasını vermiyorlar dedi. İddianame daha çıkmamış. Orada yanlış bilgi veriyor. O konuşma yaptığı zaman iddianame bütün ayrıntılar biliniyordu. Yani Türkiye Cumhuriyeti rüşvet verir mi deseydim gibi bir savunması da var. Kendi sözlerinin kesilerek verildiğini, ondan epey rahatsız olmuş belli. ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti rüşvet verir mi diye bir laf kullanılmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başındakilerin rüşvetle nasıl bir Türkiye'yi başka bir yörüngeye sürüklediği aşikar. Bunu senden daha iyi kim bilebilir? 17-25 meselesini senden daha iyi kim bilebilir? Reza Zerrab meselesini, Reza Zerrab'ın dört bakanı nasıl çukkaya bağladığını senden daha iyi kim bilebilir arkadaş? Kimin neyi savunuyorsun? Yani ben zaman zaman ya bu söylediğinin farkında değil, büyük ihtimal burada bir yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Etrafındaki danışmanlar da zayıf olabilir. Aman hoca ne yapıyorsun? Aman başkan ne yapıyorsun diyecek insanlara ihtiyaç vardır. Yani ya Özgür Bey lütfen bak böyle dediğin zaman bu böyle anlaşılır, şöyle anlaşılır diyebilecek bir ekibe, Özgür Bey'e özgürce düşüncelerini ifade edebilecek bir ekibe ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Sen bunu ya rüşvetin dik alası Türkiye'de yaşanıyor. Rüşvetle girilen bir ters yolda Türkiye 20 senedir çırpınıyor. Türkiye'yi bir uçurumun kenarına getirdiler. Sebebi aldıkları rüşvettir. Rüşvetçi sistemdir. Cukkacı sistemdir. %10'larla, %15'lerle, %20'lerle. Oğlum alma sakın o parayı. Gelecek kucağımıza oturacak diyen bir adamın hikayesidir. Bunu Özgür Özel'den daha iyi kim bilebilir? Sen bütün bu bilgilere rağmen eğer bu tarz açıklamalara, bir ta sağa sola çekilecek açıklamalara başvuruyorsan ya anahtarı 3 gün sonra, 5 gün sonra teslim edersin ki ben CHP'nin içinde Levent Bey böyle bir endişe oluştuğu kanaatindeyim. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıyoruz. Yani yaptığı siyasetten dolayı. Her yaptığının tersine bir açıklama yapması, meclisin açılışında ayağa kalkılmasının hemen karşısında bir açıklama yapması veya New York'ta yaptığın açıklamaya karşı hemen bir açıklama yapması parti içindeki bir telaşın, bir endişenin yahu ne oluyoruz, bizi nereye götürüyorsun? Sen Cumhuriyet Halk Partisi'ni AKP'nin kuyruğuna takıp bir yere doğru sürükleme ihtimalin var endişesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Şöyle programda bunların çoğuna da değindi, ben de izleyicilerimize aktarayım. Bu Kılıçdaroğlu'nun ayağa kalkmayla ilgili eleştirisini
Dedi ki madem direnecektik, bu terör işte dokunulmazlıkların kaldırıldığı, Selahattin Demirtaş'ın dahil olduğu, o zaman direnseydik ya, o zaman ben karşı çıktım, CHP kabul oyu verdi, dokunulmazlıklar kaldırıldı, o zaman keşke direnseydik. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu saraya direnme tabirini kullanmıştı. O zaman direnseydik o zaman. Bir nevi Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Diyor ki yani bu sosyal medyada bu tepkiler var ama ben halka indiğimde daha politikamın destek bulduğunu düşünüyorum dedi. Gerçekten böyle olabilir mi? Çünkü biz sosyal medyada özellikle seçim sonuçlarıyla kıyasladığımızda sosyal medyadaki havayla seçim sonuçları genelde uyuşmuyor. Ve hep şu denir, sosyal medya başka, Türkiye gerçeği başka. Gerçekten biz sosyal medyanın bu etkisine kapılıp farklı düşünüp belki de Özgür Özel'in yaptığı insanların böyle AKP'den kaçacak oyları CHP'ye yönlendirme adına olabilir mi? Dedi ki benim bu politikalarımdan dolayı CHP'den fire olmaz diyemem. Olur ama çok daha büyük bir kitlenin CHP'ye doğru yöneldiğini düşünüyorum dedi. Bana sokağın nabzı bu dedi. Belki de Özgür Özel mi doğrusunu yapıyor acaba? Şimdi o sosyal medya ve toplumun gerçekliği konusuna girmeden Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği cümlede bir yanlışlık var. Bu şeye benziyor. Hani bir fıkra anlatılır ya, eski Sovyetler döneminde o demir perde ülkelerinin yaşandığı dönemde bir Amerikalı ile bir Rus efendim metro bekliyorlar da Moskova'da, işte bizim metrolarımız saniyesi saniyesine gelir falan filan diye metrosuyla övünüyor övünüyor. Ha, meşhur fıkradır. Sonra herhalde bir 5-10 saniye geç kalınca Amerikalı dönüyor Rus'a, ne oldu hani 10 saniye geç kaldı diyecek oluyor adam, ama siz de Kızılderilileri öldürdünüz diyor. Şimdi ya bu Selahattin Bey ile ilgili karar alınırken, dokunulmazlıkla ilgili CHP tarafından bir yanlış icraat yapılırken sen neredeydin ki Özgür Bey? Sen de oradaydın. Yani bunun açıklaması bu değil. Şimdi sosyal medyayla şeye geldiğimizde Levent Bey, sosyal medyayla gerçek hayat, doğru böyle bir şey var. Yani genelde sosyal medyada abartılı tepkilerle halkın verdiği tepkiler aynı olmayabiliyor. Bunun çok örneği var. Ancak ben sosyal medyaya falan filan da bakmıyorum. Ya işte, hatta şunu söyleyeyim, bir gazeteci olarak olabildiğince sosyal medya yanılsamalarından, kanıksamalarından, saptırmalarından uzak durmak için bilginin kendisine bakmaya gayret ediyorum. Çünkü bilgi bir kendisi bir şey var, bir olgu var ortada. Gazeteci dediğin insan olguya ulaşmak zorunda. Yani fact dediği Amerikalıların İngilizce'de kullandıkları fact. Olayın kendisi nedir? Buna odaklanma yerine olayın algısı nedir? Ne deniyor bunun üzerine? Sosyal medyaya kendinizi kaptırdığınızda olay bambaşka bir yere gidebiliyor. Dolayısıyla ben de mesela çok sosyal medyayı, çok mesleğimin gerekliliği içerisinde bile olsa azami derecede sakınmaya çalışıyorum. Çünkü bir sürü sahtekar var, bir sürü yalancı var. Hep de söylüyorum, tuvaletlerin kapılarının arkasına yazı yazacak kadar kendini o seviyede yazar hisseden bir sürü insan şimdi Twitter'da Sokrates rolüne bürünmüş, Konfüçyüs rolüne bürünmüş durumda. Dolayısıyla bunlara çok kulak asmamak lazım. Ben olayın kendisiyle ilgileniyorum. Arkadaş, sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin anahtarını AKP'ye teslim etme endişesiyle karşılanan bir lider durumuna kendini getiriyorsun. Neden böyle oluyor? Örnekler olduğu için. Bir Süleyman Soylu örneği olduğu için, bir efendim Numan Kurtulmuş örneği olduğu için vesaire vesaire vesaire. Yani o daha en yakın zamanda bu efendim Hizbullah artıklarıyla bir çatı altında asla bir ülkücü bir araya gelemez diyen Sinan Oğan örneğin olduğu gibi. Ya dünya kadar örneği var. Sen bu eskiden bizim sağcılarda vardı Levent Bey, böyle solculara karşı böyle içten içe bir kızgınlık görüntüsünün altında bir hayranlık. Onların yanına gitmek, onlarla konuşmak, onların yanına oturmak, onlardan bir şey öğrenmek. Adamlar da hep başarıyor. Hani şeyin bir lafı vardı, adam kazanıyor kardeşim diye. Hani yine CHP içerisinden Muharrem İnce. Muharrem Bey'in söylediği o cümleyi hatırlarsan, bu 20 yıl, 25 yıl süren AKP seçim sandığı başarısının solda bıraktığı bir iz var. Bir eziklik. Hepsini de söylemiyorum, yanlış da anlaşılmasın, ama bilinç altında bir özenti, bilinç altında bir... Ben Özgür Bey'de bunu çok fazlasıyla görüyorum. Yani belki de öyle değildir, bilemiyorum, ama yani biraz gözüne... Şimdi Devlet Bahçeli'nin sana söylediği şeyler yenilir yutulur şeyler değil.
Devlet Bahçeli'nin söylediği o cümle de Türk siyasetindeki en büyük gaflardan birisidir. Vaktiyle Erdoğan Bahçeli için çocuksuz olmasından, evlatsız olmasından bilmem neye kadar imalı imasız dünya kadar hakaret etmişti. Demek ki bunları hep Bahçeli kendisi de öyle anlıyor demek ki. Siyaseten söylenen sözü. O zaman ama siz siyaseten bir şeyler söylüyorsunuz ama arkanızdaki kitleler bunu gerçek zannediyor. Gerçek zannettiği için de facialar oluyor. Büyük aile içinde, sokaklarda, konu komşu arasında, toplumun katmanları arasında nefretleşmeye sebebiyet veriyorsunuz. Düşmanlaşmaya sebebiyet veriyorsunuz. E ben bunu siyaseten söylemiştim. Bu bizim bazı gazetecilerde de vardı. Mesela Ertuğrul Özkök'te çok vardı. Ya niye manşeti bu kadar ciddiye? Ya kardeşim senin manşetin insanları öldürüyor. İnsanların ölümüne sebebiyet veriyor. Yani Şimdi tekrar Ahmet Kaya'dan dünya bir sürü insana örnek verebilirim. Ama sen ona sorarsan niye bu kadar ciddiye alıyorsunuz ya? Biz orada şey yapıyoruz, habercilik yapıyoruz, oyun oynuyoruz. Olaylara böyle bakarsan hafife almış olursun ama sonuçları ağır olur. Özgür Özel'in yani çok ağır iddialar var tabii. Yok sarayın adamı anlaştı, gizli anlaşma yaptı falan. Bu böyle olmayabilir. Ben şuna yoruyorum. Yani görünen liderlik vasıfları, o beden dili, böyle bir güçlü bir figür karşısında böyle çok hani CHP Genel Başkanı gibi davranmıyor. İşte Erdoğan karşısında keza. Devlet Bahçeli'yi görünce böyle elleri ayakları şey yaptı, resepsiyonda toka yapması. Belki liderlik vasıfları çok fazla olmadığı için bu görüntü veri olabilir ama belki de iyi niyetlidir. Belki de gerçekten önünde anketler, çalışmalar, neticede partinin bir ekibi var. Belki işler istedikleri gibi gidiyordur. Şunun için soracağım. Çünkü CHP gerçekten zor parti. Bu dedikler, bu eleştiriler CHP'de duramayabilir. Yani CHP hiziplerinin olduğu, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanı bıraktı ama devamlı işin içerisinde mesaj atıyor, ekipler kuruyor, insanları arıyor, mesajlar attırıyor, diğer vekiller zor. Bir yandan İmamoğlu ki Özgür Özel'in kazanmasını sağlayan güç olarak İmamoğlu gösteriliyor. Çünkü o bir dönem daha belediye başkanlığı adayı olacağı için Özgür Özel genel başkan adayı oldu. Yani koltukta da kalamaz gibi. Bunu da mutlaka biliyordur. O yüzden CHP diğer hani bahsedilen Soylu vesaire gibi partiler gibi de değil. Biraz daha farklı bir dünya CHP. Yani CHP saraya monte etme vesaire ya da Erdoğan'ın böyle istediğini çok sürdüremez gibi geliyor. Öyle yani şu anki çizdiği görüntü tabii biz kalbini okuyamayız, kötü niyetli de diyemeyiz. Ama çizdiği görüntü yani Erdoğan karşısında ezik büzük olması, Bahçeli karşısında ezilip büzülmesi, yani böyle bir görüntü vermesi, belki de ezilip büzüldüğünü düşünmüyor ama böyle bir görüntü vermesi ya CHP içerisinde çatlamalara sebebiyet verebilir. Çünkü genelde az da olsa seçimlerden başarısız da çıksa CHP'nin kendine göre bir duruşu var. Bu duruşu beğenirsiniz, beğenmezsiniz, doğru bulursunuz, doğru bulmazsınız. O ayrı bir konu. Bunda bazı yumuşamalar yapılabilir tabii ki. Yani sonuçta CHP bir dönem halkla savaştı. Yani neredeyse bir ideolojinin üstelik marjinal sayılabilecek bir ideolojinin, resmi bir ideolojinin temsilcisi haline geldi. Halkın bütün kitleleriyle kavga etti. Sonra Bülent Ecevit'in biraz daha kendini halka yaslayan ve kavga etmeyen ataklarından sonra ki o da daha sonra meyvesini alamadı. Bir dönem alabildi. %28 oy alarak, %30'a yaklaşarak. Edemez. Şimdi oradan daha sonra bir şey oldu. Hani bir halkla barışalım. Şeyinde Kemal Kılıçdaroğlu da halkla barışmak için KHK'larla bir araya geldi. Başörtülü hanımefendilerle bir araya geldi. Başörtüsü mağduriyetini siyaseten bunun yanlış olduğunu, kendilerinin daha önce yanlış davrandıklarını söyledi. Zaten bir mesafe alındı. Ama bütün bunlar yapılırken bu kadar silik, bu kadar ezik görüntü vermeyeceksin. Hele hele yani yanlışa ortak olmayacaksın. Ekrem Bey, şuna Rüşvet benzemiyor mu? vermedir, önemlidir. Bu Bu tür konular dönem önemli hani konular. Refah Partisi için çok söylenirdi. AKP'nin ilk yılları ve göreve gelmeden önceki hani hep söylenen takiye yapıyorlar. Aslında başka bir gündemleri var ama işte asker var, askeri vesayet var Türkiye'de, işte yargı vesaire, medyanın durumu böyle. O yüzden işi kuralına göre oynayıp rejim içerisinde bir pozisyon için takiye yapıyorlar. O da şimdi tek adam rejimi kurulmuş, yargısı belli, ordu vesaire belli. O da bir mesaj veriyor olabilir mi? Biz aynen sürdürürüz. Endişeniz olmasın. Yandaş iş adamları vesairesi. Biz sadece işte Erdoğan'ı böyle siyaseten yeneceğiz ama işler yine aynen devam edecek. Bu bunu oynuyor olabilir mi? Olabilir ama yanlış hesap.
Yani o günlerde farklı medya grupları vardı, farklı sesler vardı, sesini duyuracağın ortamlar vardı. Bir şekilde kendini sineği millete dayayabiliyordun, söyleyebiliyordun falan. Bugün artık tek adam rejimi, tek parti rejimi oluştu. Yani sen ağzınla kuş tutsan yine de bir takım göstermelik jestlerle vaziyeti kurtaramazsın. Üstelik sistemin bir parçası haline gelirsin. Hukuksuzluğun, adaletsizliğin, gadrin, zulmün de bir parçası haline geldiğinden dolayı millet içerisinde, tarih huzurunda da belli bir şekilde bir yere konursun. Yani o gün bugün değil Levent Bey. Onların takıya yaptığı, evet bir asker vardı, bir askeri vesayet vardı, yargı vesayeti vardı ama sonuçta çok sesli medyalar dolayısıyla hemen herkesin de sesinin kendi kitlesine duyurabildiği güçlü bazı mecralar vardı. Bugün o mecralardan hiçbirisi yok. Her şey tek partinin elinde. Bugün parti devleti var Türkiye'de. Eğer sen bunu eskiyle kıyaslayarak hele şöyle bir köprüden geçerken dayı diyelim diye düşünüyorsan orada mümkün değil. Köprüyü geçemezsin. Bu köprü Şimdi o köprü değil. tabii Özgür Özel'i bu kadar konuşmaya değer mi? Ne var? Hani bazı izleyicilerimiz diyebilir ama CHP Genel Başkanı bir partiyi temsil ediyor. Yani koltuk değerli. Özgür Özel belki bazıları için hani o figürü vermiyor ama önemli. Şimdi Ekrem İmamoğlu bugün bir davasıyla ilgili erteleme var. Orada dedi ki millet beni nerede görmek istiyorsa orada oluruz. Yani açık çok açık. Cumhurbaşkanı adayı. O da kelime oyun yapıyor. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu söyledi. Partimi görev verirse, o da bir partimi görev verirse. Bu işler zor şimdi. İmamoğlu aday, Mansur Yavaş aday. Sanki İmamoğlu yasak gelse de parti görev vermek zorunda kalsa gibi de düşünüyor olabilir Mansur Yavaş. Yani Özgür Özel'in işi zor. Programda da soruldu. Yani CHP'nin de işlerin biraz birbirlerini yiyecekleri bir ortam oluşması için de Erdoğan'ın bir gayreti var gibi. Tabii Erdoğan'ın genel stratejisi bu. Yani ya kendine rağmen edecek ya da parçalayacak. Yani bununla ilgili stratejileri bellidir. CHP içindeki adamları da biliniyordur aslında. Bilinmiyor değildir. Bazı insanlar defoluysa defolarından yakalıyorlar. Genellikle kullandıkları strateji bu. O yüzden siyasette veya sosyal hayatta Allah korusun defolu hale gelmemek lazım. Defolu adamın gırtlağından, midesinden, kolundan, bacağından, nereden bir yerden yakaladılar mı köküne kadar, sonuna kadar kullanıyorlar. Ve o kullanım sırasında insanlar neyin ne olduğunu anlayamıyor. Bir bakıyorsun sabah bir adam bir şey oluyor, akşama başka bir şey oluyor. Dolayısıyla yani Erdoğan bunu planlar mı? Planlar. AKP'nin genetik yapısı artık bu işlerde uzmanlaşmayı, özellikle MİT'le beraber çalıştıkları operasyonlardan anlaşılıyor ki epey bir uzmanlaşma söz konusu. Ama eğer siz ne dediğiniz belliyse, yani evrensel hukuku, evrensel temel hak ve özgürlükleri savunuyorsanız, ilkeler bazında bir çerçeve çizebilmişseniz, CHP'nin en büyük eksikliği bu. Ali gider, Veli gelir, Hasan gider, Hüseyin gelir, bunların hepsi siyasette var olan şeyler. Ama senin kırmızı çizgilerin belli değilse ve bu çizgiler habire aşındırılıyorsa, gidip geliniyorsa ve bu arada temel hak ve özgürlükler konusunda prensipli, asil bir duruşun yoksa yani seninle oynarlar, partiyi de parçalarlar, seni de kendilerine ram edebilirler. Bunu Özgür Bey için genelde, Özgür Bey için genel manada söylüyorum. Öyle bir şey olmalı ki parti deklare ettiği toplumsal sözleşme gibi adeta ey vatandaş, ey benim seçmenim, beni desteklersen ben şunları 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 savunuyorum. Buradan kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin değişiklik olmaz mesajını veremiyorsa her gün yeni bir sürpriz hamle beklenebilir. Şimdi Kılıçdaroğlu'yla bitireceğim. Özgür Özel İsmail Saymaz'la da konuşmuş. Orada diyor ki diğer genel başkanlar çekildikten işleri bittikten sonra çok CHP içine karışmadı ama Kılıçdaroğlu böyle yapmıyor. Ben bir şey diyemem. Yeni ekipler kurmuş. Yanındakilerini hiç daha önce CHP'de görmemiştim. Burada da bir gönderme var. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun aktif olduğunu düşünürseniz ya kaç defa seçime girmişsin? Kaç yıl CHP'yi yönettin? İşte referandum skandalı var. Mühürsüz oylar vesaire. Muharrem İnce'yi seçtirememişsin. Kendin seçilememişsin. Yani yaşında gelmiş epey bir 70'leri geçmiş. Kardeşim git torun sev. Niye hala CHP ile yönelik mesajlar veriyorsun? Eleştirisi de gelebilir.
Yanında bir kadro var. Daha önce onları hiç CHP'de görmedim de hani biraz önce sizin söylediğiniz başka insanlarla manipüle etme, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin içini karıştırması da sarayın hoşuna gidecek bir şey. Yani Kılıçdaroğlu ile ilgili ne diyorsunuz? Bir bilge adam böyle düşüncelerini aktarmalı mı yoksa CHP'ye zarar mı veriyor? Şimdi Süleyman Demirel'in kendisine bir son dönemde, hayatının son döneminde ziyarete gelen insanlara söylediği bir şey var. Diyor ki çocuklar, bu hayat şöyle bir şeydir. İnsan belli bir şey dönemde, hayatın belli döneminde çok böyle arzuları olur, istekleri olur. Ve zamanla bunlar insan içinde söner, gider, ölür, biter. Tek bir geriye şey kalır, yönetme şehvet. Yani bu, bakma sen siyasetten çekilip de şeye bulaşmayan insan dediği hiç de öyle değil yani. Siyasette belli bir yere gelmiş insanlar daima gözlerini geldikleri yere dikmişlerdir. Ve mesela cumhurbaşkanı olmuş insanlar başbakanları yemişlerdir. Başbakanlarla kavga etmişlerdir. Erdoğan ona bir köklü bir çözüm buldu. Başbakanla didişeceğine Davutoğlu'yla başbakanlık makamını kaldırdı ortadan. Ki o da Yani didişti. Ama şöyle Kılıçdaroğlu kurultayda grup başkan vekiline kaybetti. Yani birazcık karizması çizilerek, imajı zedelenerek partiyi bırakmak zorunda kaldı. ya Deniz Bey'in de başına buna benzer şeyler geldi. Sarıgül'ün de başına böyle şeyler geldi. Ben doğru demiyorum. Ama siyasetin ruhunu sevgili seyircilerimiz anlasın diye söylüyorum. Yani Demirel doğru söylüyor. Demirel doğru söylüyor. Nedir söylediği şey? İnsandan bütün mal edinme, mülk edinme, servet edinme falan filan bütün arzular diyor. Söner gider ama bir şey geriye kalır. Allah ondan herkesi muhafaza etsin. Bak o da çok önemli bir şeydir. Sadece siyaset için düşünmemek lazım. Yani böyle yönetme şehveti, yönetme arzusu, her şeyi dizayn etme arzusu bir hastalıktır. Bazen insanlarda böyle bir şey olmadığı halde, insanlarda böyle bir şey varmış gibi farz etmek de başka bir hastalıktır. O psikiyatrik bir vakadır. Yani bu o yüzden şöyle düşünmek gerekiyor Levent Bey. Yani insanoğlu budur. Türkiye'deki siyasetin özü de budur maalesef. Bu insan toplam kalite ortalamasıyla da ilgilidir. Maalesef Türkiye'de genel toplam kalite ortalaması düşüktür. Zihniyet olarak düşüktür, felsefe olarak düşüktür, uygulama olarak, örneklendirme olarak düşüktür maalesef. Şimdi program boyunca ana muhalefeti konuştuk. Önemli çünkü bugün Özgür Özel de söylüyor. Cumhurbaşkanı adayı değil, Cumhurbaşkanını belirliyoruz. Yani o derece neticede karşı tarafın adayı şu an için belli. Erdoğan olacak. Mecliste eğer seçim kararı alacak gibi şu anki projeksiyon. Bu da değişebilir gerçi. Ama önemli. O yüzden niye bu kadar çok CHP konuşuyoruz? Ama bir konu daha var. Bugün yine gündemde. Erdoğan meclis açılışında dedi ki İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye. Bugün de MGK var. Belki bununla alakalı maddeler de yansıyabilir. Özgür Özel dedi ki madem bu kadar ciddi kapalı oturum yap. Öyle söyleyip kaçma. İsrail kim ki Türkiye'yi tehdit edecek dedi. Siz Erdoğan'ın iç siyasete yönelik bir hamlesi olarak yorumlanıyor. Öyle mi düşünüyorsunuz? Nereden çıktı İsrail Türkiye'yi işgal edecek? Yoksa bu İsrail'in saldırganlığı, bu İsrail'in yaptıkları kendi tabanında bir tekrar bir uyanış. Kardeşim bak çok büyük ciddi tehdit altındayız. Ekonomiymiş, patates, domatesmiş, boş verin bunları. Çok ciddi mesele var. Güçlü hükümet işte savunma sanayini falan filan buna mı oynuyor? Çok büyük bir skandal Levent Bey. Yani Erdoğan oturduğu makamın ağırlığını da bilmiyor, değerini de bilmiyor. Türkiye, İsrail veya herhangi bir ülke tarafından saldırılma cüretinde bulunabilecek bir ülke konumuna düşürülüyor. Niye? Siyaseten oy devşireyim diyor. Kimin haddine Türkiye'ye saldırmak? Türkiye NATO'dan mı çıktı? Basit bir soru. Türkiye NATO'dan mı çıktı? NATO'da olduğu müddetçe nedir? NATO üyesi bir ülkeye yapılan bir saldırı bütün NATO ülkelerine yapılmış sayılır. Bir. İkincisi İsrail'in ne gücü olacak da Türkiye'ye saldırabilecek? Yani Türkiye'ye saldırma cüretinde nasıl bulunabilecek? Türkiye böyle, hakikaten Türkiye bu kadar müdafaasız, Türkiye bu kadar aciz, Türkiye bu kadar sersefil durumda mıdır? Sen bunu, madem hakikaten böyle bir şey var, Özgür Özel doğru söylüyor. Bak doğruya doğru, eğriye eğri. Çağır bakalım elindeki şeyler nedir, deliller nedir? Ya %0 ihtimalli bir şeyi siyasette kullanabilmek için, siyasette kullanabilmek için, oy devşirebilmek için, aynen sizin biraz önce söylediğiniz gibi, boş ver hayat pahalı, boş ver, bak bugün enflasyonu konuşmuyoruz. Enflasyon rakamları, abartılı böyle regüle edilmiş enflasyon rakamları bile feci.
Bugün Niye Sinan dünya Ateş lideri? cinayetini konuşamıyoruz. Sinan Ateş cinayetinde bir annenin Allah'tan diliyorum, dileniyorum, Devlet Bahçeli uzun yaşasın, yaşadıklarını görsün demesini konuşmuyoruz. Sinan Ateş'in kız kardeşinin adliye bahçesinde saldırıya uğradığını konuşamıyoruz. Sen tutturmuşsun, yok efendim İsrail'in bir sonraki saldıracağı ülke Türkiye'dir. Yani bunu Türkiye'de yutan ahmak varsa ben bir şey diyemeyeceğim. İsrail'in böyle bir planı olamaz. Böyle bir şeye cüret edemez. Türkiye'de ortada fol yok, yumurta yokken siyaseten bir safları sıklaştırayım diye edilmiş bir siyasi skandalla siyasete devam edemez. Bu doğru bir şey değil. Tabii bu Olmayacak. tartışma çok açık. Hani İsrail saldırırsa işte Kürt devleti kurulur, Yunan oradan girer falan, bir sürü komplo teorileri, bir sürü deli saçması şeyler de beraberine söyleniyor, ama madem böyle bir tehdit var, o zaman biz niye İsrail'in petrolünü taşıyoruz? Topraklarımızdan geçiyor. O zaman niye senin damadın İsrail şirketlerle yan yana, logosu yan yana, kurumsal olarak sponsor oluyor gibi birçok şey sorulabilir. Sen daha bir yıl önce Netanyahu'yla Birleşmiş Milletler'de o Türk evinde çok sıcak pozlar verdin. Yakında Türkiye'yi ziyaret edecek falan dedi. Yani böyle bir öngörüsüzlük var. Bir yılda mı karar verdi İsrail? Hani dinleniyor ya, vaat edilmiş topraklardan lafa giriyor Erdoğan. Madem vaat edilmiş topraklar şeyini söylüyorsun, o zaman Türk evinde kucaklaşırken de aynı topraklar vaat edilmişti. O zaman sen ne yapıyordun diye bir sürü sorular sorulabilir. Ekrem Bey, bugünlük de süremizi doldurduk. Ekleyecekleriniz varsa alalım. Birçok şey konuşamadık ama Türkiye'de dediğiniz gibi siyaseten daha çok şeyler yaşanır. Yine vaktimiz olur. Evet, yani belki unutturmamak lazım. Sinan Ateş olayı Türk siyaset tarihinin önemli, çok önemli bir parçasıdır. Bu falan programda konuşuldu, filan programda konuşuldu diye bırakmamak lazım. Bunun peşini bırakmamak lazım. 3-5 tane tetikçiye, tinerciye, torbacıya olayı yıkıp sonra onu siyaseten koruyan, evinde saklayan, oradan buraya taşıyan, telefonlarla görüşen, azmettiren siyasi iradeyi mutlaka konuşmak lazım. Çünkü siyasetin elinde zaman zaman kan izleri vardır ama bu kadar suçüstü yakalandığı vaka çok azdır. Şimdi bir sürü harala gürelenin içerisinde unutuldu. Ya konuştuk konuştuk bir şey olmadı dememek lazım. Orada feryadını duymamız gereken bir anne var. İki tane yanılmıyorsam fotoğraflarda gördüm. İki tane öksüz kalmış çocuk var. Yetim kalmış çocuk var. Bir tane orada bir feryadı figanını duyuramayan ama yeri göğü inleten bir hanımefendi var. Yani bu sembolik Türk siyasetinde istersek adamın canını alırız. Canını alır sonra da oturur ayağımızın üzerine atar kahve içeriz. Sigaramızı yakarız diyen o meşum düşünceye, duyguya karşı hakikaten konuşmak lazım, direnmek lazım. Bugün gürültüye, patırtıya maalesef bunlar kaybolup gidiyor. Evet, Evet. Kılıçdaroğlu bu dava daha bitmedi dedi ama AKP-MHP işbirliği sürdüğü sürece bu haliyle ilerleyecek gibi görünüyor. Mahkemede bir görüntü vardı. Ülkü Ocakları eski genel başkanı, eşi katledilmiş adam. Bir tarafında CHP'nin mevcut genel başkanı, diğer tarafında CHP'nin bir önceki genel başkanı. Bu tablo dahi çok şey anlatıyor. Neticede o camiayı çok iyi bilen bir insan olarak Ülkü Ocakları genel başkanı bir öldürecek ve yer yerinden oynatmayacak. MHP dünyayı ayağa kaldırmayacak. Bu sadece bu bile herhalde çok şey anlatıyor. Kimlerin yaptığı, kimin talimat verdiği. Aile ısrarla Bahçeli ve Bahçeli'nin yanındaki kurmayları işaret etti ama hiçbir şekilde iddianameye konu olmadılar. Hiçbir şekilde siyasi yönü olmadığı, dediğiniz gibi tinerci, torbacıların arada husumet, nasıl bir tanışıklıklar olur o bile meçhul, o bile iddianamede yok. Ama dediğiniz gibi büyük bir hukuk skandalı, diğer birçok dava gibi sanki açılacak, yeniden raftan indirilecek gününü bekliyormuş gibi geliyor. Mecburen öyle olacak. Açılacak çok dava var. Onlardan bir tanesi herhalde bu olacak. Evet. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da çıkış yolundan bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.